Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. 3 Ocak paragraf kampımızın, neyin peşindesin paragraf kampımızın 3. günündeyiz. 3. soru tarzındayız. Olumsuz soru köklerindeyiz arkadaşlar. Haberiniz olsun, ilk 2 test benden gelecek ama şu olumsuz soru köklerinin nasıl çözüldüğünü hemen bir anlatalım. Sonra sorulara geçelim. Çok uzatmayacağım çünkü biraz yorucu bir soru çözüm bizi bekliyor. Çünkü olumsuz soruları en tehlikeli, en sıkıntılı soru tarzıdır. Ne yapıyoruz? Önce seçenekleri okuyoruz. Daha bismillah derken seçenekleri okumuş olmalıyız. Sonrasında bazı anahtar kelimeler belirleyip parçaya geçiyoruz. Parçada da gördükçe bu A şıkkı, bu B şıkkı, bu C şıkkı, bu D şıkkı, doğru cevap Edirne deyip çıkıyoruz. Bütün görüntü bundan ibaret. Hocam hiç anlamadım. Hadi isterseniz yavaş yavaş olumsuz soru kökünde test 1, birinci soruyla başlayalım. Sonra yavaş yavaş test 2 şu bu diye gidelim. Bak bu soru ağlatır demişiz. Bakalım gerçekten de ağlayanlar olacak mı, neler olacak? Başlıyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru dediğimiz şey bu. Ulaşılamaz, değinilmemiştir, çıkarılamaz, yoktur falan. Tamam. Önce seçenekleri okuyorum. Dikkat lütfen. Fecaati dönemi Servet Fikri'ni eleştirse de bazı konularda ondan faydalanmaktadır. Eleştiri faydalanma. Fecaaticilerin sanat anlayışları sanatçıların mutabakata vardıkları bir durum değildir. Sanatçılar mutabakata anlaşmaya varamamışlar. Fecaati anlayışını sürdüren kişi sayısı sınırlı. Tamam, kişi sayısı sınırlı. Milli edebiyat bazı isimleri asıllarına döndürmüştür. Asıllarına dönmek. Fecaati döneminde birçok konuda Servet Fikri'nin önüne geçilmiştir. Servet Fikri'nin önüne geçilmiştir. Bazı anahtar kelimeleri kendimce belirledim arkadaşlar. Bu çok tehlikeli değil. Rahat olun. Yani bir iki tanesini işaretlemeniz, bir iki sözcüğe dikkat etmeniz yeterli. Mesela aklımda burayı kapattığım zaman bile kişi sayısı, mutabakata varmak, eleştiri falan gibi bazı kelimeler kaldı. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakın nasıl bir eleme yapıyorum. Fecaati dönemi çok fazla karşı çıktıkları, Servet Fikri'nin dönemi tekrar etmekten öteye gidemeyen bir dönemdir. Buraya kadar baktım arkadaşlar. Ne kadar eleştirse de onu tekrar etmiş. Yani ondan faydalanmış değil mi? Devam. Öyle ki beyannamelerinde bile yayın organı olarak hala Servet Fikri'nin dergisinin durmasını istemeleri ise oldukça manidar. Yine A seçeneğini çok bariz gösteriyor. Madem yeni dönem olarak ortaya çıkıyor ve sizden önceki bir dönemi eleştiriyorsunuz, o halde özgür olmalısınız. Gelelim sanat anlayışlarına. Onlar sanatın şahsi ve muhterem olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sanat anlayışları sanatçılar arasında pek oturmamış. Yani tam anlamıyla bir anlaşmaya varılamamış. Tam anlamıyla oturtulmamış değil mi? Ve Ahmet Haşim dışında da bu dönemin anlayışını sürdüren olmamıştır. Yani kısacası bu anlayışı sürdüren kişi sayısı oldukça sınırlı. Beyanname imzası olan diğer isimlerde milli edebiyat döneminin temellerini atarak özlerine dönmüşler. Asıllarına dönmek, özüne dönmek burası tehlikeli olabilirdi. Doğru cevap kesinlikle Edirne. Gidişat budur. Soru böyle çözülmelidir. Hocam ben böyle çözmüyorum, şöyle yapıyorum. Doğru. Ama zaman kaybettir. Hocam ben bunu hiç yapmıyorum, direkt şunu yapıyorum. O da doğru. Ama zaman kaybettirir. Doğal olarak her türlü yöntemle çözebilirsiniz. 40 türlü. Hocam ben metni okuyorum. Vallahi çatır çatır da çözüyorum. Çözersin. Her türlü çözülür. Sadece böyle çözülür demiyorum. En hızlı böyle çözülür diyorum. Tamam. İçiniz çok rahat olsun. Önce seçenekler, sonra metin hocam. Haydi devam, ağlamadan devam. Ne diyor ikinci soru? Hemen başlıyoruz. Tikimizi de atalım şöyle. Bu parçalarca hangisi bahsedilmemiştir? Tamam. Yine olumsuz soru kökü. Akülerin tekrar kullanılabilme özellikleri vardır. Tekrar kullanılabilme. Akünün kullanımı her zaman tasarruf sağlamayabilir. Tasarruf sağlamayabilir. Enerjinin depolanmasında da akülerden enerji depolamak. Aküler denizaltı elektrikli motorlarında da kullanılır. Denizaltı elektrikli motor. Enerji depolamaya gerek duyulduğunda aküler kullanılır. Enerji depolamak. Var mıydı bir yerde? Ha, enerji tasarrufu. Tasarruf vardı. Tamam. Şıkları işaretledim az çok değil mi? Bunu yaptım. Şimdi az çok aklımda kalanlarla metne gidiyorum. Bakın nasıl bir eleme yapıyorum. Batarya ya da biriktireç olarak da binen akümülatör elektrik enerjisi üreten bir kaynaktır. Elektrik enerjisiyle ilgili, yani evet, denizde hissettiriliyor ama devam. Akü olarak yaygınlaşan bu cihaz enerjinin depolanmasını ve gerektiğinde kullanılmasını sağlar. Ha, depolama, Edirne. Günümüzde daha çok araçlarda kullanılan bu cihaz, bir duraksadım niyeyse, birçok alanda da kullanılabilir. Denizaltı elektrik motorlarında da. Tamam, denizde gitti. Otomotiv sektöründeki akü yeniden doldurulabilir bir özelliğe sahiptir. Motoru çalıştıran marşın desteklenmesinde kullanılır. Eyvallah. Bakın ne demiştim? Motoru tekrar doldurulabilir. Bakın yeniden doldurulabilir. Yani tekrar kullanılabilme özelliğine sahip. Adana'yı da buradan çok rahat eliyoruz. Motoru çalıştıran marşın desteklenmesinde kullanılır. Aküleri telefon bataryaları gibi düşünmeniz aklınızda kalıcı olmasını sağlayabilir. Akünün kullanım alanını genişledikçe birçok alanda sarf. Birçok alanda tasarruf yapmak, yani birçok alanda diyor. Yani her yerde, her zaman demiyor bakın. Her zaman tasarruf sağlamayabilir. Yani hissettiriliyor ama
Biraz bizi bekledi. Çok yakın. Bursa'ya çok yakın ama dursun. Her zamanla her yerde farklı şeyler. Biraz beklesin. Enerjinin depolanması, ihtiyaç durumlarında akülerin depolamak. Eyvallah. Zor bir soru olmuş. Onu söyleyeyim. Bu sorunun seviyesi ortanın biraz üzeri arkadaşlar. Yani böyle net ortanın üzeri, onu söyleyelim. Zora yakın, zor diyebileceğimiz bir soru tarzı. Çok güzel. Bursa'yı çok net hissettiriyor gibi ama yakında. Dikkat. Akünün kullanımı her zaman tasarruf sağlamayabilir. Burada ne diyor? Akünün kullanım alanı genişledikçe birçok alanda tasarruf yapılacaktır. Zamanla alakalı. Yani sürekli, her zaman, arada bir gibi bir vurgu yok burada. Birçok alan vurgusu var. O yüzden Bursa'dan uzaklaşıyoruz. Ondan bahsedilmemiş ama diğerleri yakalanmış. İşte bu soruyu çözmek bu kadar basit arkadaşlar. Vallahi billahi bu kadar basit. Eğer direkt olarak soruyu okur okumaz metne geçerseniz şunu yaşıyorsunuz arkadaşlar, daha önce bahsettim. Adam en baştan sona kadar okuyor. Adana'ya gelince diyor ki ya Adana'ya değinmiş miydi? Hadi bir daha okuyalım. Oba, ikinci okuyuş. Şurada bir yerde Adana'yı buluyor. Oh be diyor, rahatladım. Lan iki dakika geçti, nereye rahatlıyorsun? İki dakika geçti ya. Bursa'ya geliyor. Ulan Bursa var mıydı? Lan dur bir daha okuyayım. Üçüncü okuyuş. Yani her şık için öğrenci tekrar tekrar dönüyor. Değişik yöntemler deneyenler var. Şıkkı okuyor bakıyor, şıkkı okuyor bakıyor. Ya zaman kaybediyoruz. Bunu zaten doğru yaparsınız. Bu soruda bir şey yok. Her türlü doğru yaparsınız. Ama mesele hızlı çözmek ve doğru yapmak, değil mi? Doğal olarak Bursa yerinde hocam. Hemen kitaptan tikini atalım. Geldik 3. soruya arkadaşlar. Daha seri gidiyoruz. Değinilmemiştir sorusu. Yine aynı mantık. Deri solunumunun yüzge solunumuna göre daha kolay olmadığına. Deri solunumunun daha kolay olmadığı. Solunumun birçok çeşidi olan bir sisteme. Sistem olduğuna. Atmosfer ve kan arasındaki gaz değişiminde solunumun etkili olduğuna. Gaz değişimi. Solunumun akciğerlerle sınırı tutulmaması gerektiğini. Akciğerlerle sınırı tutulmaması gerektiği. Gerekliliği tamam. Solunum sisteminin birçok işlevi olduğuna, birçok işlevi. Şimdi çat pat okudum. Sizle konuşurken de bir yandan bu şıkları tekrar ediyorum arkadaşlar. Böyle gözümle sürekli burayı da tarıyorum. Bunu bir cebime koyayım. Bir 30-35 saniyemi burası alacak. Geriye kalan da burası. Yani çok kısa sürede çözeceğiz. Başlıyorum. Solunum sistemimiz kendi içerisinde önemli değişkenler olan bir sistemdir. Yani birçok çeşidi olan, değişkeni olan sistem. Bursa'yı biraz daha yükleyebiliriz, eleyebiliriz. Kan ve atmosfer arasında gaz değişimi sonrası noktasında solunum sisteminin etkisi vardır. Gaz değişimi Ceyhan. Solunum sisteminin bel kemiği sayılabilecek özelliği oksijenin kana geçmesini sağlamaktır. Solunumu sadece akciğer solunumu olarak düşünmemek de gerekir. Akciğerle sınırlı tutma. Tamam. Deri solunumu, yüzgeç solunumu, trakya solunumu gibi birçok solunum çeşidinden bahsedebiliriz. Solunumun görevlerine baktığımızda pH'nin düzenlenmesinde, pH diye okumadım onu, vücudun savunmasında, gaz değişiminde önemli bir etki oluşturduğu görülebilir. Ha, gaz değişimi, evet, onu tamamını tekrar söylemişti zaten. Tüm bunların yanı sıra solunum, difüzyon ve taşıma gibi fazların olduğunu belirtmek gerekir. Ha, bakın difüzyon, taşıma, solunum, birçok işlev var kendi içerisinde de. A seçeneğine ulaşamıyoruz, değil mi? Çok iyi bir soru. Bakın yüzgeç solunumu geçiyor, deri solunumu geçiyor ama A seçeneğiyle kolaylık zorluk noktasında var mı bir benzerlik? Yok. Çok iyi bir soru daha. Haydi devam hocam. Haydi devam hocam. Kaçtayız? Test 1, 4. sorudayız. Değinilmemiştir sorusu. Arke kavramının akıllara bir filozofu getirdiğini. Akıllara filozofu getirmek. Bak. Arke'nin içerisinde birçok anlam barındıran bir kavram olduğuna, birçok anlam barındırmak. Arke kavramının değişken bir yapıya sahip olmadığına, değişken bir yapıya sahip değil. Thales'in her şeyin arkesini su olarak gördüğüne, su olarak görmek. Sokrates'in de arke kavramıyla ilgili bir filozof olduğuna. Sokrates, arke. Hocam en fazla bakın 15-20 saniyelik bir süreç arkadaşlar. 30'un da aşağısına çekebilirsiniz. Yani çok seri bir şekilde anahtar kelimeleri belirleyip, yani şöyle bakın arkadaşlar, mesela A şıkkında kimse gidip de arkenin altını çizmez. O kadar değil ya. Bak kalem de gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. O kadar da değil yani. Hocam ben anahtar kelimeyi belirleyemiyorum. Tamam. Ya en azından önemli gördüğüm bir kavramı çiz. Mesela her şıkta arke geçiyor. Arkenin altını çizer misin? Çizmezsin. Thales, Sokrates. Hayır, arke kavramı ile ilgili işte arkenin su olarak görülmesi, değişken yapı, birçok anlam, akıllara filozofu getirme. Bakın bunlar anahtar kelimeler. Kimse gidip de olduğuna kelimesinin altını çizme. O kadar değil arkadaşlar. Hiç anlamayan, hiç bilmeyen vatandaş dahi, ilk defa şu an beni dinleyen adam bile en azından ya akıl der ya burada. Burada bir anlam der, bir şey der yani, tamam. O anlamda kesinlikle içiniz rahat olsun. Hocam siz doğru yeri çiziyorsunuz, ben çizemiyorum. Hayır. Benim çizdiğim yerde doğru değil. Rahat ol ya. Ben sadece bir yeri belirledim, o kadar. İster bunu çiz, ister onu çiz. Bir şey belirle yani. Diğer şıklardan farklı olan bir şey belirle, değil mi? Bütün mesele bu. Haydi hocam, uzattın yine. Başlıyoruz. Neredeyiz? 4. sorudayız. Haydi hakkını verelim lütfen. Dur bakayım. 1, 2, 3. Evet, 3 soru çalışıyoruz. 4. Devam. Başlıyoruz. Arke Yunanca'da her şeyin başlangıcı olarak kabul edilir. Eski Yunan felsefesi dendiğinde akla ilk gelen kavramlardandır, ancak bu kavram zihinlerde Sokrates'i de uyandıracaktır. Bismillah. Edirne'ye gitti. Akıllara bir filozofu getirmesi. Oba. Tamam, devam. Arke kavramı ilke, temel gibi birçok anlamı da barındırmaktadır. Ha, birçok anlam barındırıyor. Bursa. O da gitti. Devam. Thales. Felsefenin kurucularından sayılan Thales'in her şeyin arkesini su olarak, her şeyin arkesini su, doğru cevap Ceyhan. Ya bazen de arkadaşlar soru böyle çözülür. Burada kaldı mesela. Yarısını okumadık.
Bazen de böyle olur. Yani bazen bir cümleden iki şıkkı eleyebilirsiniz bu soruda olduğu gibi. Bazen böyle seri de gideriz. En yavaş gittiğimizde bile içiniz rahat olsun. Öyle 1,5, 2 dakika, 3 dakikayı bulmaz. Benim böyle konuştuğuma bakmayın. Geldik 5. soruya. Hangisine ulaşılamaz diyor. Asitler boya ve gübre yapımında kullanılmıştır. Boya ve gübre yapımı. Asitler tepkime girdiğinde maddeye göre değişik maddeler oluşturur. Asitlerin iletken olma özellikleri devamlı kuvvetlidir. İletken olma. Ekşi olma durumu maddenin asidik özellikler taşıdığını gösterir. Asidik özellikler taşıma, ekşi olma. Asitlerin çeşitli maddelerle tepkimeye girme özelliği vardır. Çeşitli maddelerle tepkimeye girme. Bitti. Altını mutlaka çizin arkadaşlar. Kesinlikle çizin. Yuvarlak içine alın. Zaman kaybı olarak görmeyin. Metnin tamamını çizmekten çok daha iyidir. Başlayalım mı? Haydi hocam başlayalım. Ne diyor? Latince ekşi anlamına gelen asit kelimesi günlük gıdalarımızın çoğunda kendini gösterir. Eğer bir maddenin tadında ekşilik hissediyorsanız asidik özellikler karşınıza çıkacak demektir. Ekşilik var. Yani evet denizli belenebilir çok rahat. Asit metalle tepkimeye girerse hidrojen gazı, bazlarla tepkimeye girerse tuz ve su oluşturabilir. Yani çeşitli maddelerle tepkimeye girme özelliği var. Çok iyi bir soru arkadaşlar. Devam. Ne demişti başka? Ha, tepkimeye girdiği maddeye göre değişik maddeler oluşturur. Bir tarafta hidrojen gazı oluşturuyor, bir tarafta tuz ve su. Bursa'da gitti. Bu arada güzel de bir böyle kimya, fizik falan kaptırdık gidiyoruz. Biyoloji, miyoloji tekrar yapıyor gibi. Devam. Boya ve gübre yapımında sirkede tuz ruhunda. Adana. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan. Bu kadar basit bu soru. Yöntem bu hocam. Anahtar kelimeyi ben aldım. Metni okurken görürüm artık, o kadar değil. Ha ne olabilir? Farklı ifadeler, işlevler, görevler. Bu başka bir şey olmaz. Devam. Altıncı soru hocam. Altıncı sorudayız, tespirdeyiz. Bakalım ne olacak? A, B, C, D, E. Hangisine değinilmemiştir? Bak şimdi. Epistemolojinin bilgi felsefesi anlamına geldiğine. Bilgi felsefesi anlamına gelmez. Epistemolojinin bünyesinde birçok kavram barındıran geniş bir kavram. Geniş bir kavram. Felsefenin bir dalı olan epistemolojinin teorik bir alan olduğuna. Teorik bir alan. Epistemolojinin en çok araştırma yapılan felsefe alanı. En çok araştırma yapılan alan. Epistemolojinin iki sözcüğün birleşimiyle oluşturuyor. İki sözcüğün birleşimi. Bakın. Araştırma, geniş kavram, teorik, ne bileyim bilgi felsefesi. En az 3-4 seçenek aklınızda kalır. Hepsi aklınızda kalmaz. En az 3-4 tanesi cebinizde. Onu da okurken anlarsınız. Bakın dikkat. Ne diyor hocam 6. soruda? Epistemoloji. Episteme ve logos sözcüklerinin birleşimiyle günümüze ulaşan bu kavram teorik bir daldır. Şimdi teorik ve sözcük birleşimi noktasında arkadaşlar Ceyhan ve Edirne çok rahat saniyesinde elendi. Bilgi felsefesi anlamına gelmektedir. Adana'da gitti. Epistemoloji dendiğinde en çok adı geçen filozoflar vesaire vesaire vesairelerdir. Bunu geçtim. Neden? Çünkü filozof vurgusu yok. Okumaya hiç gerek yok. Devam. Bursa mı Denizli mi bakalım. Epistemoloji bünyesinde deneyimcilik, akılcılık, sezgicilik gibi birçok kavramı da barındıran önemli bir disiplindir. Ha, deneyim, akıl, sezgi birçok kavramı bünyesinde barındırıyor. Geniş bir kavram. Doğru cevap kesinlikle Denizli'dir. Bu kadar arkadaşlar. Devam ediyorum. Tam büyük bir gazla. 7. sorudayız. Hangisi çıkarılamaz? Aynı mantık. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı törenlerden önce örneklerine rastlanılmayan bir dönemdir. Ha, törenden önce örnek yok. Tamam. Göktürk kitabeleri yazılı dönemin olmazsa olmaz eserleridir. Yazılı dönemin olmazsa olmaz eseri. Yazılı dönem. İslamiyet öncesini birden fazla döneme ayırarak inceleyebiliriz. Birden fazla dönem. Törenler. İslamiyet öncesini ifade ederken tek başına yeterli görülmemelidir. Törenler tek başına yeterli görülmemeli. Şiirler dönemin edebi ürünlerinin doğuşunda etkilidir diyor. Tamam, dönemin edebi ürünlerinin doğuşu. Çat pat bir şeyleri işaretleyebildik arkadaşlar. Hemen geçiyorum metne, bakalım cevabımız ne olacak? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı törenlerin etkili olduğu bir edebiyat dönemidir. Törenlerde söylenen şiirler edebi eserlerin doğuşunun dönemidir. Şiirler ve edebi eserlerin doğuşu Edirne gitti. Yu, şölen, sığır adı verilen çeşitli törenler, şimdi edebiyat tekrar yapıyoruz, kendi içlerinde özellikleri olan ve edebi anlamda dolu olan törenlerdir. İslamiyet öncesi sadece törenlerle sınırlı değildir. Ha, tek başına törenlerle yeterli görmemek. Denizli'de gitti. Bu dönemi incelerken sözlü ve yazılı olarak ayırmak ve özellikle sözlü dönemdeki bilgileri özümsemek dönemi anlamak için çok faydalı olacaktır. Yazılı dönemin ürünlerinden olan Göktürk kitabeleri de yazılı dönemin olmazsa olmasıdır. Bursa'da gitti. Ne kaldı? Adana veya Ceyhan olacak arkadaşlar. İkisinden biri. Ha, bu arada Ceyhan olacak derken Ceyhan'a bir gözüm kaydı. Ne demişti orada? Birden fazla döneme ayırmak. Burada da zaten ne demişti? Yazılı ve sözlü olarak Ceyhan'da gitti. Aslında onu da görmüşüz. Yani görmüşüz derken onu da geçmişiz aslında. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Bu kadar net. Bu soruları biraz daha seri çözüyorum farkındaysanız. Çünkü şu sorunun sıkıcılığından, şu sorunun stresinden, baskısından, korkutuculuğundan bir kurtulalım istiyorum. Olur mu? Çok uzatmamaya çalışıyorum ki ya bu kadar basit mi ya bu izlenim, size bir uyansın. Önce bu ön yargı bir kırılsın. Sonrasında her türlü çözersiniz arkadaşlar. Mesele o değil. Soruyu çözemeyen yok aramızda. Her türlü yaparsınız. Mesele hızlı çözmek. Uzattın hocam. Devam.
Geldik arkadaşlar ikinci teste. Test 2'deyiz kitabımızda. Birinci sorudayız. Bakalım ne olacak? Hangisine ulaşılamaz? Hücre tüm canlılar için ortak bir özelliğe sahiptir. Ortak bir özellik tüm canlılar. Bakın çok önemli. Tüm canlılar ortak demeniz bile yeterli. Beslenme her canlıda ototrof beslenme olarak görülmektedir. Ototrof beslenme, ototrof bu arada. Ototrof değil, ototrof. O heterotrof olabilir belki. Ototrof ve heterotrof beslenme canlılarda görülebilen bir beslenme çeşidi. Tamam. Ototrof ve heterotrof. Bismillah yahu. Beslenme, solunum gibi özellikler canlı ortak özelliklerdir. Beslenme, solunum ortak özellik. Tamam. Hücre canlılarla ilgili bir gerçeğin bilinmesini sağlamıştır. Bir gerçeğin bilinmesi. Oba, başlıyoruz. Canlıları bir bütün olarak incelediğinizde aslında hücrenin tüm canlılar için ortak bir yapı olduğunu görürsünüz. Bismillahirrahmanirrahim. Adana. Bu da canlıların ortak özellikleri üzerine düşünmenizde yardımcı olacaktır. Bu noktada beslenme, solunum, büyüme, gelişme, boşaltım, hareket, üreme gibi birçok olayın canlılarda ortak gerçeğini size bir kez daha gösterecektir. Denizli. Mesela beslenme ile aldığımızda ototrof ya da heterotrof beslenme gibi iki önemli beslenme şeklinden bahsedilebilir. Bismillah Ceyhan gitti. Ototrof beslenme canlıların ihtiyaç duydukları organik besinleri kendilerinin üretmesi olarak bilinirken besinlerin dışarıdan hazır bir biçimde alınması ise heterotrof beslenme olarak bilinir. Yani her canlıda ototrof beslenme mi görülüyormuş? Hayır tabii ki buna ulaşamıyoruz. Peki bunun dışında hücre canlılarla ilgili bir gerçeğin bilinmesini sağlamıştır. Aslında yani şöyle şöyle olduğunu görürsünüz. İlk cümlede incelendiğinde şuna ulaşıyoruz. O da çok rahat Edirne'ye gider. İkinci cümlede gider. Bu da canlıların ortak özelliklerini düşünmenize yardımcı olacak. Artık yavaş yavaş bu düşünceyi ise besliyor. Bu düşünceyi getiriyor vesaire de diyebiliriz. Yani şu ilk cümle çok rahat Edirne'yi hissettiriyor. Bakayım Edirne'yi biraz daha böyle güçlü hale getirecek bir şey var mı? İhtiyaç olmayan... Evet, ilk baştaki cümle, ilk cümlemiz çok daha yerinde. Yani diyor ki canlıları bir bütün olarak incelediğinizde aslında hücrenin tüm canlılar için yani incelediğimiz zaman aslında hücreyle ilgili bir şey olduğunu görüyoruz. Yani bir gerçek ortaya çıkıyor değil mi? Bursa bu anlamda doğru Edirne'ye tekrar ulaştığımızı göstermiş olduk. Devam. Geldik bir diğer soruya. Test 2, ikinci soru arkadaşlar. Hangisine değinilmemiştir? Doğal afetlerin tasniflendirilerek incelenebileceğine diyor. Tamam, tasniflendirmek. Heyelanın sık görüldüğü, Heyelanın sık görüldüğü yerin Karadeniz bölgesi olduğuna. Heyelan sık görüldüğü yer, en sık. Ağaç dikmenin heyelandan korunmak için bir yol olduğuna. Tamam, heyelandan korunmak. Heyelanın zamanla da gelişim gösterebileceği, heyelanın zamanla gelişim göstermesi. Set yapmanın heyelandan korunmak için etkili, en etkili yol olduğuna. En etkili yol set yapmak. Tamam, başlıyoruz bakalım neler olacak. Doğal afetleri jeolojik ve meteorolojik gibi bir sınıflandırmayla incelemek mümkündür. Adana gitti. Tasnif sınıflandırmak demek. Devam. Deprem, tsunami, heyelan gibi olaylar jeolojik afetlerdir. Sel, çığ, kuraklık gibi afetlerse meteorolojik etkenliği olarak bilinmektedir. Özellikle yüksek ve eğimli noktalarda zeminin hareket etmesi olayı olarak tanımlanan heyelan inceleyelim. Heyelanda kopan kütle yer değiştirir. Çok sık yaşanan bir olaydır. Tamam. Bir anda olabileceği gibi zamanla da gelişim gösterebilir. Evet, Denizli çok rahat eleniyor. Heyelandan korunmak için set yapmak. Ops. Ne diyor? Zemini sertleştirmek. Ha, dur hocam, sen Edirne'ye geliyorsun da set yapmak dedi de en etkili yol dedi mi? Dur sakin ol. Zemini sertleştirmek, ağaç dikmek gibi çok önemli önlemler bulunmaktadır. Ha tamam, yani korunmak için bir yol var, evet. Ağaç dikmek o yollardan bir tanesi. Ceyhan gitti, Adana gitti, Denizli gitti. Cevabımız ya Bursa ya Edirne arkadaşlar. Bursa ile Edirne arasındayız şu an. Peki devam. Ne diyor? Özellikle de ağaç dikimini gösterecek hassasiyet bu olayın. Dur, nereye gidiyorsun hocam? Şimdi ben BE yazarken B ve E'ye de bir göz attım. Burada Karadeniz bölgesini gördüm. Bakın ne diyor? Ülkemizde Karadeniz bölgesi bu olayın en sık görülebileceği yerdir. Evet, süperdir. En sık görüldüğü, görülebileceği çok yerinde bir karşılık. Edirne benim doğru cevabım oldu. Tamam, oldukça güzel bir soru olmuş. Yine seviyesinin çok rahat, zor olduğunu söyleyebilirim. Bir an düşüyorduk değil mi soruya? Set yapmayı gördük, çat denedik ama en etkiliyi çizmiştik bakın. Set yapmayı da çizdik, en etkiliyi de çizdik. Direkt set yapmayı anahtar kelime olarak belirlesek tehlikeli olabilirdi ama yine de şıkkın tamamını okuyacağınız için bu tehlike ortadan kalkacak. Tamam, İçiniz rahat olsun. Hocam yani ben çizdiğime mi bakacağım sadece? Hayır. Sen zaten cümleyi okuduğun için az çok cümle aklında, heyelandan korunmak diye aramıyorsun tabii. Birçok yol vardır'a bakıyorsun aslında. Tamam, o anlamda içiniz rahat olsun. Cevabımız kesinlikle ikinci soruda Edirne olacak. Geldik test 2'de üçüncü soruya. Oba, ne o? Sessizleştin demişiz. Bakalım ne olacak? Halk şiirinin bahsedilmemiştir. Kökünü artık okumuyorum bile. Halk şiirinin bölümleri farklı değer algılarına sahiptir. Farklı değer algıları. Anonim halk şiirinin ürünlerine talep diğer döneme göre azdır. Anonime talep az. Tekerlemeler aşık tarzı halk şiirinde kullanılmaktadır. Tekerleme ve aşık tarzı tekke edebiyatında bir tür daha fazla ön plana çıkmıştır. Daha fazla ön plana çıkmak ilahi birden fazla şair tarafından kullanılmıştır. Birden fazla şair. Tamam hocam. Başlayalım üçüncü soruya. Bakalım ne olacak. Halk şiiri denince akla karaca olan Köroğlu gibi isimler gelir ki bu isimler halk şiirinin sembol şairleridir. Halk şiiri kendi içerisinde anonim, aşık ve tekke olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir. Edebiyat tekrarı devam ediyor. Özellikle aşık şiirinin halk şiirinde önemli bir yeri vardır. Devam koş.
koşma, semai varsalı destan olarak adeta bir tekerleme gibi söylediğimiz nazım biçimleri de bu dönemin nazım biçimleridir. Halk şiirinde en çok kullanılan nazım biçimlerinden olan koşma bu dönemin en önemli nazım biçimidir. Şimdi yani bir sürü şey var değil mi? Devam. Bir sürü şıkka gidebiliyoruz aslında. Halk şiirinde ama netleştirmek istiyoruz. Bu arada demeyelim. Dur, açıklama yapalım. Halk şiirinde en çok hani şey diyecektim bu arada derken Karacaoğlan Köroğlu birçok isim, birçok şair Edirne'yi düşünebiliriz diyecektim ama ilahi diyor burada, o yüzden durdum. Halk şiirinde en çok kullanılan nazım biçimlerinden biri olan koşma bu dönemin en önemli nazım biçimidir. Anonim halk şiirindeki ninni bilmece gibi biçimlerse aşık şiirinin ürünleri kadar kullanılmamıştır. Yani bir anlamda çok da talep görmemiş anonim halk şiirindeki ürünler değil mi? Bursa'yı buradan çok rahat eleyebiliyorum. Devam. Tekke edebiyatına baktığımızda ise özellikle ilahinin kullanımı göze çarpar. Bu noktada Yunus Emre, Eşrefoğlu Rumi, yani Edirne'yi de çok fazla elledim gibi önemli isimleri saymadan geçemeyiz diyor. Tamam arkadaşlar, burada neyi öğreniyoruz aslında? Tekke edebiyatında bakın ilahiyi vurguladı ve onunla ilgili şeyler söyledi. Yani tekke edebiyatında aslında bir şeyin daha ön planda olduğunu bize anlatmak istedi. O yüzden bu soruları buraya ekle aktardık. O yüzden video çözümünü koyduk bunun. Dikkat! Denizli tamam, güzel soru, sağlam. Edirne tamam ama Denizli'ye ulaşmak gerçekten zor, güç. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Net. Peki devam. Bunun dışında başka ne gördüm? Ben şu metni okuduğum zaman halk şiirinden bahsedildi ve halk şiirini anlatırken bize anonim dedi, aşık dedi, tekke dedi. Yani tekkede ilahiden bahsetti, aşıkta koşmadan bahsetti, anonimde ninniden vesaireden bahsetti. Yani aslında farklı değer algılarından bahsediyor. Bir tarafta çocuklar değil mi, ninniler vesaireler. Bir tarafta ilahi aşk, Allah inancı, ilahiler var. Bir tarafta koşmalar var. Yani farklı bir algı da burada söz konusu. Doğal olarak Ceyhan'a ulaşamıyoruz. Ama görebileceğiniz bence en zor olumsuz sorudur bu. Yeryüzünde görebileceğiniz en zor olumsuz soru köküdür. Çok net bunu söyleyebilirim. O yüzden bu kitapta bunları artistik olarak aldık. Yani ne o? Sessizleştiğini gerçekten haklı söylemişiz, onu da söyleyeyim. Geldik dördüncü soruya. Haydi hocam bitiriyoruz. Hangisinden bahsedilmemiş? Mendeleyev'in, isimlere bak Allah'ını seversen, biyoloji herhalde bu. Mendeleyev'in çalışmalarının günümüze yakın olmasında gözlem gücü etkili olmuştur. Gözlem gücü. Mendeleyev'in sınıflandırdığı, onu Ahmet diyelim ya kısaca. Ahmet'in sınıflandırdığı element sayısı tam olarak bilinen bir gerçektir. Tam olarak bilinen gerçek. Atom numarasına göre sınıflandırmaya geçilmesinde bir neden vardır. Kimya, fizik, biyoloji havada uçuyor. Atom numarası tamam, bir neden var. Moseley kimyasal ve fiziksel durumlarla ilgili araştırma yapmıştır. Kimyasal fiziksel durum, modern periyodik çetelerin sınıflandırılma biçimi bilinmektedir. Sınıflandırılma biçimi. Şimdi anahtar kelimeleri az çok kafamda canlandırdım. Başlayalım o zaman, hiç uzatmayalım. Ne diyor? Günümüzdeki periyodik tablo düşünüldüğünde özellikle Mendeleyev'in, Ahmet'in demiştik, çalışmaları bu tabloya en yakın çalışmalardır. Ahmet tam olarak 63 element sınıflandırmıştır. Bakın günümüze yakın olmasında gözlem gücüne gidemeyeceğiz henüz. Moseley'de yaptığı deneylerle atom numaralarını bulmuştur. Tamam. Elementlerin kimyasal ve fiziksel durumlarında atom numaralarının etkili olduğunu ispatlamıştır. Yani kimyasal ve fiziksel durumlarla ilgili araştırma yapmak. Denizli'yi çok rahat eleyebiliyorum. Modern periyodik sistemde atom numaralarına göre bir sınıflandırma yapıldığı bilinmektedir. Tamam. Yani Edirne'yi eleyebilirim. Bu sınıflandırmanın temeli ise 19. yüzyıla dayanır. Birçok kimyacı elementlerin sınıflandırılması konusunda çalışmıştır. Eyvallah. Periyodik tablonun ilk örneklerindeki atom kütlesine göre sınıflandırma durumu bazı sorunları da beraberinde getirince atom numarasına göre sınıflandırma durumuna geçilmiştir. Şimdi yani Ceyhan'ı buradan çok rahat çıkaramıyor muyum? Bir nedene bağlı olarak atom numarasının sınıflandırılmasına geçilmesine, değil mi? Ceyhan'ı çok rahat buradan çıkarabildim. Ceyhan Denizli ve Edirne'yi eledim arkadaşlar. Şimdi gözlem gücü bulamadım ben. Yani element sayısı 63 elementle aslında söylendi Bursa'da. Adana'da gözlem gücünü göremiyoruz. Son ana kadar gözlem gücünü bulabilirim belki dedim ama cevabımız Adana görülüyor. Devam. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Bitiyor. Test 2 soru 5. Haydi bitsin. Felsefenin alanı belirlenirken bir ölçütün kullanıldığına, bir ölçüt kullanma, teorik felsefenin pratik felsefeden üstün olduğuna, pratik felsefeden üstün, mantığın felsefenin araştırma alanlarından biri olduğuna, mantık felsefenin araştırma alanlarından biri, felsefenin etik kavramı ile ilgilenen bir alan olduğuna, etik kavramı, felsefenin amacı için bir kavramı kullandığına. Okey, tamam, süper, başlıyoruz. İnsanın kendini ve evreni bilmesi felsefenin alanını belirlemede kullanılan bir ölçüttür. Tamam, Adana. Felsefe fizik ötesi disiplinin yanı sıra etik kavramıyla da ilgilenir. Denizli. Yani teorik felsefe ve pratik felsefe gibi iki kaynaktan bahsedilebilir. Evreni kucaklayan alan teorik kısma girerken insanın atacağı adımları ifade eden pratik felsefe olarak sunulur. Felsefe bunların yanı sıra mantık kavramıyla da ilgilenir. Mantık, Ceyhan, felsefe doğruya ulaşmak gibi bir gayeyi de bünyesinde barındırdığından bir amaç için tamam. Mantık kavramıyla ciddi anlamda içi dışlı. Edirne'de gitti. 5, Bursa olacak. Hocam, yani sen yazdığın soruyu çözüyorsun gibi düşünme. Bu sorular yazalı çok oldu arkadaşlar. Bu kitap çıktı. Bir yılın üzerinde zaman oldu bu kitap çıkalı. 1,5 yıl falan rahat olmuştur.
Ben soruları yazdım, basıldı gitti bu. Oturup da bu soruları çözmedim tabii. Şu an inanın Allah var yukarıda, yalan yok. Sizle birlikte çözüyorum arkadaşlar. İnanın. Soruları yazdım ve basıldı, bu kadar. Ya oturup bunları çözmedim tabii. Sonra niye çözelim, değil mi? Bir sıkıntı varsa dönüp bakıyoruz tabii ama oturup çözmüyoruz tekrar tekrar. Sizle birlikte şu an yeni çözüyorum. Sıfır çözüyoruz yani. Peki geldik 6. soruya. Bitiyor. Haydi Sabret hocam. Çıkarılamaz. Genleşme maddenin hallerine göre değişiklik gösterebilir. Maddenin halleri: sıvıların genleşmesi, katıların genleşmesi aynı değildir. Aynı olmamaz sıvı katı. Tamam. Sıvıların genleşmesinde bir kap kullanılabilir. Kap katılarda birçok açıdan genleşme görülebilir. Birçok açıdan genleşme. Dedim artık. Maddenin en çok genleşen hali sıvı halidir. En çok genleşen hal sıvı hal. Genleşme cismin uzunluğunun ve hacminin genişlemesi gibi oldukça yalın bir tanımla sunulabilir. Katılarda, sıvılarda ve gazlarda bu genleşme durumu değişik şekillerde belirebilir. Değişiklik yani maddenin hallerine göre. Adana gitti. Katılarda boyca, hacimce, yüzeyce genleşme gibi birçok alan vardır. Tamam. Katılarda birçok açıdan genleşme görülür. Denizli gitti. Sıvılarda genleşme ise bir kap içerisinde yapılabilir. Ceyhan, sıvıların genleşmesinde boyca ya da yüzeyce bir genleşmeden bahsedilemez. Yani doğal olarak katılarla aynı değildir. Al sana zor soru hocam. Net. Bu soruyu okuyup da Bursa'ya ulaşabilen adam sınava girsin artık ya. Bitti, bugün girsin, bugün. Hocam ben ulaşamıyorum. Sen de artık bu bilgi buradan aldın. Yani cümleleri birleştireceğin sorular olduğunu gördün. İçin rahat olsun. Devam Medirne'ye işaretleyip devam ediyoruz. Bu kadar. Son iki soru hocam. Sabredin arkadaşlar. İki mi? Bir mi hocam? Dur, arkada boş bir sayfam var. Ha, ödevimiz var arkada. Dur, ben iki sayfa hissedince bir an böyle kalın hissettim kağıdı. Süper. Son soru. Yedinci sorudayız. Bakalım cevap Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne'ye bakalım hangisi? Sınıflandırmanın nesil geçişlerinde tek yöntem olduğuna, tek yöntem sınıflandırma arasında sırasında en küçük birimin tür olduğuna, en küçük birim tür. Doğa sınıflandırmanın günümüzde de geçerli bir sınıflandırma olduğuna, doğa sınıflandırma günümüzde geçerli. Tamam. Sınıflandırmanın canlıların çeşitliliğinin görülmesine etkin olduğuna, canlıların çeşitliliği, canlıların sınıflandırmasında iki yöntemin olduğuna. Güzel. Çok net. Evet, harika anlaşıldı. Geldik hocam metne. Canlıların sınıflandırılması nesilden nesile geçişlerin sağlıklı olması noktasında büyük önem arz eder. Nesil var da Adana'ya henüz gidemiyoruz. Sınıflandırma aynı zamanda canlı çeşitliliğinin de görülmesini sağlar. Denizli, canlıların sınıflandırılması doğal ya da yapay olmak üzere ikiye ayrılabilir. Eyvallah. Doğal sınıflandırma filogenetik olarak da bilinmekte olup günümüzde geçerli olan bir sınıflandırmadır. Ceyhan, sınıflandırmada en küçük birim türdür. Bursa ve türden başlayan sınıflandırma cins, aile, takım, sınıf ve devamında birçok adlandırma ile karşımıza çıkar. Ha, bakın ne demişti arkadaşlar? Doğal ya da yapı olarak iki sınıflandırma. Edirne'yi de buradan lop diye eledim ve çat diye Adana'ya gittik. Vallahi gittik Adana'ya. Bu. İçiniz rahat olsun. Çok kaliteli sorular çözüyoruz. Vallahi billahi, bak ben yazdım diye söylemiyorum şimdi. Hayır. Ben yazdım diye söylemiyorum. Gerçekten zor. Terledim hocam. Vallahi terletti, billahi terletti. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ama sizle beraber ilk defa çözdüğümü tekrar tekrar vurgulayayım. Bütün mesele bu hocam. Bütün mesele bu. Ödev gelsin Allah rızası için. Bugün 3 Ocak itibariyle yapacağınız ödev test 3, 4, 5, 6'yı çözmek. 3, 4, 5, 6. Tam 4 testlik ödeviniz var. Yarın 4 Ocak'ta arkadaşlar test 7, 8 ve 9'u çözeceksiniz. Hocam yani yarın 4 Ocak'ta başka bir soru tarzı daha var. Yığılmayacak mı? Hayır. Ben ödevleri çok bilinçli hazırladım arkadaşlar. Yarın göreceğimiz soru tarzı çok çok rahat bir soru tarzı. Hemen kitaptan şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada iki cümleyi birleştirme var. Çok daha böyle hani sizi sıkmayacak. Orada da küçük bir az ödevlendirme yapacağım ki bu 7, 8 ve 9 onun üstüne binip de iyice yığılmasın diye. Soru sayılarını, test sayılarını bildiğim için arkadaşlar içiniz rahat olsun. Ona göre bir ödevlendirme yaptım. Böyle üst üste gelip yapamayacağınız bir ödevlendirme olmayacak. Siz bugün şu 3, 4, 5, 6'nın hakkını verin. Yarın da bunu yapın. Göreceksiniz yarınki ödev geldiği zaman neler olacağını. Uzattın hocam. Bir sonraki videoda inşallah şöyle dursun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.